Turistik bölgelerde faaliyet gösteren ve turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren esnaflar için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden bir yapılandırma gündemde. Bu kapsamda vakıflara kira ödeyen esnafın kira oranlarının %40 ile 50 oranında düşürülmesi planlanıyor. Planlama aşamasında olan düzenleme ile 2017'de kira oranları %40-50 oranında düşürülen esnaf, 2018'de ise kiralarını 2016 yılındaki fiyatlar baz alınarak yapılan güncelleme ile ödeyecek. 2016 yılında yaşadığımız, hala içinde bulunuyoruz, son aylarına yaklaştığımız bu sene hakikaten çok büyük bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi ekonomik krize öncelikli olarak küçük esnaf dediğimiz kesim etkilenmekte. Şimdi hükümetimiz vakıf kiracılarıyla ilgili şöyle bir düzenlemeye gidiyor. 2017 yılında bu turizmden etkilenen çarşılarda ve şehirlerde kiraları %50 indirim yapmayı düşünüyor. 2018 yılında da 2016 yılındaki kiraları uygulamayı düşünüyor. Kira desteklerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kira ödeyen tüm esnafı değil, turistik bölgelerde bulunan ve turizmde yaşanan olumsuzluklardan etkilenenleri kapsayacağını belirtiyor. Bunun önceliği olarak İstanbul Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı'da uygulamayı düşünüyorlar. Kaldı ki bu uygulamadan biz de Edirne'deki çarşılar olarak yararlanmak istiyoruz. Sebebine gelince burada öncelikli olarak devletin turizmden kayıp olan çarşılarda uygulanacak. Edirne 2016 ve 2015'e göre 2016'da hakikaten bir turizmde bir kayıp yaşadı. Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra. Bir de Edirne hem Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır olmasından dolayı oradan gelen turistlerde de bir azalma oldu ve malum Yunanistan'da da 3 yıldan beri devam eden bir ekonomik kriz var. Bu da bizi direkt olarak etkilemektedir. Edirne Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, esnafın zor günler geçirdiğini belirterek planlama aşamasında olan düzenlemeden Edirne'deki vakıf kiracılarının da yararlanmasını istediklerini söyledi. Bu uygulamanın bizde devam etmesini, bu çarşılara da uygulanmasını istiyoruz. Kaldı ki esnaf şu anda bu ekonomik krize hem mücadele ediyor hem dükkanlar kapanıyor. Eskiden şöyle bir anlayış vardı. Yani esnaf bırakır başkası gelir. Ama bu saatten sonra kimse küçük esnaflık yapmak istemiyor. Edirne'nin ve buradaki bulunan 3 tarihi çarşının bir de bekleyen en büyük tehlike yeni açılacak olan alışveriş merkezinden dolayı buradan bir müşteri potansiyelinin de o tarafa doğru yöneleceğini düşünüyoruz. Eğer böyle giderse 1-2 yıl içerisinde bu tarihi çarşılar tamamen bir önemini kaybedecektir. En azından böyle bir uygulama bizleri 2 yıl içerisinde 2 yıl için bir nefes aldıracaktır. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tabii yaptığımız esnaf olduğumuz için çalışmalarda biraz yetersiz kalıyoruz. Bu konuyla ilgili hem siyasi parti liderlerinden hem de ticaret odası ve birlik başkanlarından destek bekliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi denizde balıklar bitiyor. Bundan sonra hiç kimse küçük esnafla esnaflık yapmak istemiyor. Böyle bir talep de yok. Kira desteği konusunda planlanan düzenleme esnafları umutlandırdı. Ali Paşa Çarşısı esnafları da kira bedellerinin yüksek olduğunu, esnaflara kolaylık sağlanması gerektiğini söylüyor. 2017 yılında bize de bu uygulanması yapılmasını istiyoruz. Yani esnaf zor durumda, gördüğünüz gibi şu an kiraları zar zor ödüyoruz, sigortayı zar zor. Bugün ödemem gerekiyor ama ilk defa ödeyemeyeceğim mesela. Yani ben de bize uygulanmasını istiyorum, zor durumdan çıkmak için en azından bize de bir fırsat olur. Kış daha da zor geçecek. Daha da zor geçecek. Yani yaz kötü geçti, kış biraz daha zor geçecek bizim için.